Aslında ben tabiatım apolitik insan var yani. Siyasatı yaman koruyan adam. Sovyet devrede hazır amca yakış koruyamayın deyip öğrenmiyorum ben siyasatı. Lakin bir şunday tarihi bir devir geldi ki şairim siyaset bilen şugullanışa mecbur oldu. Маяковскийнин гапы бар. Я наступил на горло собственной песни деген тахминен шундай бир мәсел бар. Яны мен өз кошугумнун боозуга аягымны койдум. Кошугумну токтотуп, алыги саясатка берилдим деген маанада жазылган гарса, биз эми оша бетте кошугумузду четке сүрүп, макалалар жаза баштадык. Хатта демографик маселелерди эм, арал маселелери, бүтүн бу ayolların sağlığı, tuğuluş, ölüş, balaların ölümü. Yani en hala gidiyor, biz hiç kanaka bizi alakası bulmayan temalar, hatta yakışı bilmeyen temalarımızı yazışken mecbur bulduk. Çünkü bütün bu meseleler hepsi bizim mezlum halkımızın meseleleriydi. Ve bunu ortaya alıp çıkış bir imkanı peyda bulgaydı. Bir minber var idi. Ve nege bu okun geçe biz simbolik şiirler, remzi şiirler, metaforik, hele gideki akım falan deyip yaşırıp özümüzün hislerimizi düşmanga, işgalçıya, müstemleke şiirlerine karşı özümüzün remzi yollar bilen kuraşıp yürgen şairler birden ege gördü ki bir imkan payda buldu. Yani açık aytış, yalangaç aytış ve derhal aytış ve halka derhal yetedigen bir şey. Şunun için hem ben ağırlı rövüşte makaleler yaza başladım. Ve publisite kıvırttım. Şiirim toktadı. Şiir yazışını yaman kuruyanım için yemez. Ya ki yazadığın şiirim bulmayanım için yemez. Bana şu tarihi zaruret, benim şahsi zaruretim geylendi. Dedi ki biz müstakil olamaz dedik. Yani mesela Erik Partiyası müstakillik gayesi falan çıktı. Erik Partiyası'nın birinci meclisine Karimov menge haber yuvarıp ha güzel de yakışı kılıp ötkezinler deyip durup yakışı münasebet de bu gönüldü. Keyin o yerdeki bizim benim programımı görüp hem mesela tezgara görüp alıştı. Moskova'dan oşa haber agentlikleri, gazetelerinin muhbirleri kegen edildi. Erik Partiyası'nın birinci kurultayıga, tesis kurultayıga. Bunlar yendi Gorbachev'in siyasetini kolluydu deyip oyladı bunlar. Çünkü birlik payıda da biz Gorbachev'in kollab kuvvetlerdik açıkçası. Ama Erik Partiyası birinci Mart'ta bizge müstakil buluştan başka bir yol yok degen gayeni özünün programması da Erik Partiyası koydu. Ve bunu yeşti bütün Ruslar, bizge hayırkak bugün liberal Ruslara nümayeni terk etti, zalını terk etti. Çünkü bunlar separatizm başladı dediler. Ve Karim babam hiç telefon okuyan yok, başka bir kuvanı gelirdi de. O yüzden korkup gitti. Yani masa bizge layal edip o payıttı. Ve Erik Partiyası hani tutulmazdan hap karar listege, karar yukatke o şekilde kirdi. Yani, Erik sözü benim de daim motiv bu ötedi daim bütün şeylerde. Tilçinin degeri. Bu 86. yıl aşağı Katalan payıttı yazıyor. Tilçinin degeni. Erk sözü atası emas mikin erkek sözünün? Şunday buluşu mümkün. Fakat ötken zamanlarda. Erk sözü de belki umumen mani yoktur. Erk sözü şunçaki öleyatken askerinin boğazından çıkan hıkıllaştır. Şunday buluşu mümkün. Fakat Afgan tamallarda. Biz üçün ise yerinçak adam tokugen sözde tuyular u. Şunçeler kıska erik. Taş. Uzbek edebiyatı odatda şiiriyatı cümlelerden terkip topgen.
erkin so'zlardan emas, jumlalardan. Shoirlar jumlalar bilan yozishadi. Lekin shu cho'lpon birinchi bo'lib turib so'zga erk bera boshlagan. Mana shu tendensiyani Muhammad Solih oxirigacha yetkazdi. So'zga erk berdi. So'z bilan jumla orasidagi nizomni yangilatdi. Ayniqsa o'zbek she'riyatiga zehniyatni kiritgan, aqlni kiritgan odam Muhammad Solih bo'ldi. Undan avval ham endi aqlli she'rlar bo'lgan, ya'ni aqlsiz boshqa shoirlar aqlsiz deb bo'lmaydi. Har birimiz masalan birovni yelkasida turamiz, birovga aks sado bo'lamiz. Masalan, agarda Erkin Vohidov yoki Abdulla Oripov bo'lmaganida 60-yillarda, 70-yillarda Rauf Parfi paydo bo'lmasdi. Rauf Parfi paydo bo'lmas ekan, Muhammad Solih paydo bo'lmasdi. Lekin zehniyat olib kirdi, aql olib kirdi deganimda aql yo'llari bilan ham she'rlarni shunday go'zal qilib yozish mumkin ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni masalan, musiqadan masalan kamroq bo'lsa yoki deylik istioralardan kamroq bo'lsa, yalang'och aql bilan juda chiroyli she'rlar yozdi va insonlarni bir narsalarga undadi, kelajak sari undadi. Bu bir. Lekin Muhammad Solihni masalan o'zbek adabiyotiga olib kirgan yangiliklari faqat she'riyatdan iborat emas. Masalan, publitsistik janrlarda yoki satira janrlarida, ayniqsa mubohasa janrida juda cho'qqilariga chiqardi. Masalan, Fitrat davrida masalan o'sha polemika deymiz, mubohasa deymiz, Fitrat ajoyib narsalar yozardi. Undan keyin yo'qolib ketgan bu janr. Muhammad Solih yana cho'qqilariga ko'tardi. Biz qo'limizga qurol olib kurashganimiz yo'q. Bugun Mirziyoyev o'sha eng katta dushman sanalgan O'rta Osiyo uchun Talibanlar bilan gaplashib o'tiribdi kerak. Bugun Suriyada hatto Suriyadan o'zbeklarni qaytarayapti. Ular qo'liga qurol olganlarning xodimlari va hatto o'zlari ham qaytib kelyapti. Ammo bizni demokratik muxolifatni hech qachon bu qurol tarafdori bo'lmagan muxolifat bilan nega gaplashishni istamaydi? Nega uning vatanga qaytishiga to'siq bo'layapti? Men siyosatshunos emasman, ko'proq nimaki adabiyoti bilan shug'ullanganman. Lekin ana o'sha tendensiyalar masalan adabiyotda qilgan, o'sha so'zga erk berganidek, bu yerda ham shaxsga erk berish bilan ovora bo'ldi, mashg'ul bo'ldi. Va bu nuqtai nazardan masalan erkin shaxsni yaratishda erkin shoir sifatida, erkin siyosatchi sifatida bir o'rnak bo'ldi. Hozir 70 yoshning ustida turib, hayotimning o'zimdan tashqari qaraganda bu hayot haqiqatdan bir tush ekaniga ishona boshlaydi odam. O'zim haqimda gapirarkan xuddi boshqa bir odam haqida gapirayotganday o'zimni sezaman, chunki hayot haqiqatdan bir ro'yo kabi. Masalan, payg'ambarimizning o'sha insonni larzaga soladigan hadisi bor. Insonlar o'lganda uyg'onurlar. Uch kalimadan iborat hadis. Haqiqatdan ham insonlar bu hayotni xuddi ro'yoda yashayotganday yashaydi va men shaxsan o'z tajribamdan ko'raman. Muhammad Solih 60-70 yillarda o'zbek she'riyatida mutlaqo bir yangi to'lqinni ustida turdi. 50 yillar unutilib ketgan merosimiz juda uzoq qarovsiz qoldi. Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy va boshqa juda ko'p shoirlarimizning asosiy g'oyasi Turkiston g'oyasi edi. Turkiston g'oyasi bosqinchilar uchun, mustamlakachilar uchun juda qo'rqinchli bir dushmanlari edi. Ana shu ruhimizdan yulib olingan g'oyani o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib cho'lponlardan keyin, fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih bo'ldi. O'zbek adabiyotining 20-chi asr tarixi Muhammad Solihsiz u o'zbek adabiyotining tarixi bo'lolmasligini bilgan holda ham u haqida nomim deyilmaydi. Buyuk odam injiq bo'ladi sal. Bu ham bir fazilat albatta. Dunyoga kelar u xohlagan mahal va xohlagan jumhuriyatda. Buyuk odam kamtar. Bunaqa odam tug'ilmay ham turar yuz yillab ba'zan. Tug'ilgudek bo'lsa mabada bizdan yashirinib yurar muntazam. Bizdan berkinadi, chunki buyukning ta'masi yo'q bizdan tariqcha.
kemterlik hem yüktür. Bu yükünü tarihi zaruret derdi tarihçi. Oşa kemterliği sebep bir güne o birikinmez baylık malı artıya. O bizden insani birikiner. Değilik ve sakalı artıya. Başerti udumda bulmasa sakal, büyükke yetedi adli bir moylov. Bizge şu moylov hem kilse germelal, o kaşı artıya birikiner derro. Kaşını hem köp görse naşkur devir. Büyük adam hiç boğulmaydı. Fakat kemtarane kıladı sabır. Udum yorulgunca o tuğulmaydı.